Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Suriye'den Türkiye'deki Suriyelilere çağrı geldi. Derhal dönün denildi. Kıymetli izleyenler, Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. 54 yıllık rejim çöktü. Şam'a giriş yapan muhalifler, yurt dışına gitmek zorunda kalan Suriyelilere çağrı yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esed rejimi kentin kontrolünü kaybetti. Rejim karşıtı gruplar başkent Şam'a giriş yaptı. Muhaliflerden çağrı geldi, geri dönün denildi. Kıymetli izleyenler, muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak karanlık günler sona erdi ifadelerini kullandı. Muhalifler eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu. Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler Özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısını yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumlar muhalifler tarafından serbest bırakıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi bu gece Esed Suriye'yi terk etti. Suriye'de çöken Baas rejiminin başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşar Esed ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediklerini açıkladı. Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve rejimin çökmesinin ardından Esed'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan televizyon kanalı El Arabiya'ya konuşan çöken rejimin başbakanı Celali, Esed ve Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.